Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir baklava tarifiyle geldim. İnanın hiç oklavayla uğraşmanıza, hamur açmayı biliyorum bilmiyorum diye sıkıntısına girmenize hiç gerek yok. Bu baklavayı 12, 15 yaşında, 13 yaşında çocuklar bile yapabilir. O kadar kolay, o kadar basit diyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve çok önemli uyarım var. Mutlaka videoyu izleyip püf noktalarını dinleyerek, lütfen ama lütfen püf noktalarını dinleyerek baklavayı yapın. Videonun altındaki malzeme listesine bakarak kafanıza göre yapmayın diyorum. Nasıl yapmışım? Tarife geçiyorum. Evet, baklavamızın hamurunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir yumurtayı kaseme kırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Biraz fazla oldu, hemen aldım. Elma, üzüm sirkesi fark etmez arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Şöyle çok az, bir çimdik kadar tuz ilave ediyorum. Çok az, bir çimdik, şöyle parmağınızın ucuyla tuz eklemeniz yeterli. Hamuru tuzlu hale getirmeyin arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekleyelim. Hepsini bir toparlayalım. Evet, ununu eklemeye geçelim. Şöyle bir su bardağı unumu önce koyuyorum. Hemen üzerine bir paket kabartma tozumu ilave edeceğim. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağız. Şöyle ikinci su bardağını da üzerine ekliyorum. Elimle şöyle bir karıştırıp 3. su bardağımı da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi hala cıvık bir hamur. Hemen 3. su bardağı unumu da ekliyorum. Hamurumu güzelce yoğurup toparlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tek beze halinde hamurumuzu güzelce yoğurduk. Bakın kıvamı, kulak memesi yumuşaklığında, çok sert olmayan güzel bir hamur. Eğer hamurunuz, ununuz fazla gelip hamurunuz çok sert olursa, çok az bir elinizi ıslatarak suyla hamurunuzu yumuşatın arkadaşlar. Çok sert bir hamur yoğurmayın. İyice yoğurun. İçerisinde pütürlük kalmayacak derecesinde güzelce elinizle yoğurun. Şimdi hamurumu şöyle üzerini kapatıyorum. Kendi kendini salması için bir 15-20 dakika beklemeye bırakıyorum. Şimdi hamurumuz dinlenirken biz de şerbetini hazırlayalım. Soğusun. Şöyle 2,5 su bardağı toz şekeri tenceremize alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave edelim. Şöyle birkaç damla limon sıktıktan sonra ocağımızın altını açalım. Şekerimizi eritelim karıştırarak. Kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra, burası çok önemli arkadaşlar, şerbet koyu kıvamlı olacak. Asla su gibi olmayacak. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağız. Kıvamına bakacağız, olmuş mu diye. Ben yine size göstereceğim. Ona göre şerbetimizi ayarlayalım. Şerbetimizi kaynamaya bırakmışken hemen hamurumuzun üzerine dökeceğimiz yağımızı hazırlayalım. Bunun için şöyle 150 gram kadar tereyağını küçük bir sos kabına alıyorum. Hamurumuzu açtığımızda üzerine dökeceğimiz yağı hazır olsun diye şöyle 150 gram kadar tereyağını güzelce eritiyorum. Evet, tereyağını çok fazla yakmıyoruz. Böyle eridikten sonra hemen kapatıyoruz. Şimdi biz hamurumuzu açana kadar bu da kendi halinde beklesin.
Evet, hamurumuz dinlendi. Hemen hamurumu şöyle kasede tezgahımın üzerine birazcık nişasta serpiyorum. Nişasta olmazsa olmaz arkadaşlar. Unla açabilir miyim diye sormayın. Baklava unla açılmaz, hamurlaşır. Mümkün değil. Yani bir paket nişasta alabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Şimdi hamurumu şöyle tezgahıma aldım. Üzerine birazcık nişasta serpeceğim. Ve gördüğünüz gibi merdane ile oklava kullanmadan sadece merdane ile bir çay tepsisi büyüklüğünde hamurumu açacağım. Tek tek böyle incecik tül gibi baklava yufkası açmanıza bu yöntemle asla gerek yok. Yani ben baklava yapamam, hiç mutfak tecrübem yok diyen insan bile iyi kötü bunu yapabilir. Tabii baklavayı çok güzel açmayı bilenler kendi yöntemleriyle yapabilir. Onlara sözüm yok. Hamurumuzu sürekli çevirerek tepsi büyüklüğünde açalım. Gördüğünüz gibi bir çay tepsisi büyüklüğünde açtım hamurumu. Çok fazla açmanıza gerek yok. Bak şöyle 1 milimetre mi artık en küçük ölçü birimi. Şöyle kalın olması yeterli. Şimdi yufkamızı, baklava yufkamızın içerisini şöyle nişastayla kaplayalım. Yufkamızın her tarafını nişastayla kapladıktan sonra şöyle bir kenarını ortaya doğru katlayıp bu kısmını da bolca nişastayla kaplıyorum. Diğer kısmını da aynı şekilde ortaya doğru katlıyorum. Yöntemimiz bu arkadaşlar. Katlayarak çok katlı güzel bir baklava elde edeceğiz. Bu kenarını da bu şekilde katlıyorum. Yine aynı şekilde her katını nişastaya buluyorum. Şimdi zarf şeklinde katladığımız hamurumuzu tekrar yine aynı şekilde dört ucunu orta kısma göre orta kısma gelene kadar yine katlıyoruz. Katladığımız yüzeylere yine bolca nişasta serpiyoruz. Ve son olarak şu orta uçlarını ortaya getirerek, kenar uçlarını, sivri olan uçlarını ortaya getirerek elimizle sıkıştırıp ilk açmadan önceki beze halimize getirelim yumağımızı. Bezemizi pardon. Şu şekilde tersi dönük bir şekilde tezgahımızın üzerinde bırakalım. Üzerini de tekrar yine aynı bir poşetle veya streçle kapatalım kurumasın diye. Tekrar bir 10 dakika 15 dakika hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Bu dinlenmişlemi çok önemli arkadaşlar. Niye dinlenmeye bırakıyoruz? Hamurumuzu yeni açtığımız için sertleşti. Şimdi hemen açmaya çalışırsak patlayacak, nişastalar kenarların içinden yırtılıp fırlayacak. Hamur dinlenip yumuşayacak ki kolayca yırtılmadan açabilelim.
Evet, hamurumuz dinlenirken biz de şerbetimizin kıvamına bakalım. Bakın altını kapattığım kaşıktan hemen kopmadan akan uzayan bir şerbet haline geliyor. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynattım arkadaşlar. Sizler de ocağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu kıvamı alana kadar, yoğun bir kıvam alana kadar güzelce kaynatın. Evet, hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi hemen alalım. Şöyle nişastasıyla birlikte. Üzerine birazcık daha nişasta serpip yavaş yavaş yine merdane ile, yine oklava kullanmadan merdane ile yavaş yavaş hamurumuzu çok fazla örselemeden açmaya çalışalım. Ara katları nişasta dolu olduğu için hamurunuzu hızlıca açmaya başlarsanız yırtılacaktır nişastadan dolayı. Şöyle yavaş yavaş, çok fazla sıkıştırmadan, hava kabarcıkları da var tabii içinde, sıkıştırmadan şöyle bastırarak açmaya çalışalım. Hamurunuzu yavaş yavaş hareket ettirin. Arada nişastayla üzerini kaplayın. Bu şekilde açabildiğiniz kadar açın. Çok fazla yırtmadan, inceltmeden, pardon, yırtmadan, zedelemeden inceltebildiğimiz kadar incelteceğiz. Evet, hamurumuzu açabildiğimiz kadar incelttik. Bakın, yine ilk açtığımız inceliğe geldi. Daha da ince oldu. Şimdi yırtmadan, yırtılırsa da çok sorun değil arkadaşlar. Evet, şimdi cevizimizi serpelim üzerine. Şimdi ben yufkayı ortadan ikiye keseceğim için iki tarafına ceviz serptim. Şimdi şu şekilde göstereyim. İki ucunu da yavaşça şöyle 3 parmak kalınlığında katlayarak saralım. Hemen şu şekilde ortadan ikiye ayıralım hamurumuzu. Şöyle hafifçe elimizle bastırarak enlemesine biraz kalınlaşmasını sağlayalım. Şimdi şöyle bir çay bardağıyla yufkamızın ay baklavasındaki gibi bu şekil değil de kenar kısımlarından çay bardağıyla şekillendireceğiz arkadaşlar. Dilber dudağının özelliği bu.
Önce bu kısımdan başlayarak şöyle hamurun yarısını şöyle uç daha yakından göstereyim. Hamurumuzun yarısına gelecek şekilde şu şekilde baklavalarımızı keselim. Bu şekilde bütün yufkamızı keselim. Evet, şimdi kestiğimiz parçalarımızı hiç zedelemeden şu şekilde dizelim. Evet, bütün baklavalarımızı dizdikten sonra şöyle kestiğimiz parçalar kalıyor arkadaşlar. Bunları sakın atmayın. Küçük bir tepside veya küçük bir tabağın içerisinde fırınıza atın. Aynı şekilde baklavanızla birlikte bunlar da pişsin. Daha sonra üzerine şerbet döküp ev ahalisine yedirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Bunlar da kırpık baklava oluyor. Sakın atmayın diyorum. Evet, şimdi erittiğimiz tereyağımızı şöyle tabanının suyunu almayacağımız için üst kısmındaki yağını bir kaseye süzelim. Bakın tabanında şöyle süt kısmı var. O süt kısmını baklavaya koymamamız lazım. O yüzden saf yağ olan kısmını süzdürüyorum. Evet, bu süt olan kısmı çıkarmış olduk. Şimdi saf tereyağı elde ettik. Saf tereyağımızın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıp baklavamızın üzerine gezdiriyoruz. Verdiğim püf noktalarına mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bu baklavanın en önemli kısmı düşük dereceli fırında yavaş yavaş tüm katları açılana kadar pişmesi. Buna mutlaka özen gösterin. Eğer fırınınız davul fırın veya hızlı pişiren fırınsa denemeyin derim. Çünkü içi pişmez, içi hamur kalır, dışı çok hızlı pişer. Fırınınız mutlaka dereceli olmalı. Evet, baklavamız fırına girmeye hazır. Bu verdiğim ölçülerden gördüğünüz gibi bir yuvarlak cam tepsi boyunda ölçüsünde baklava çıkıyor. Siz istediğiniz kadar eksiltip istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ben daha çok küçük aileler için ölçü vermeye çalışıyorum. Şimdi baklavamızı fırına gönderelim. 160 derecede fırınım ısındı. 160 derecede çok ağır ağır üzeri nar gibi kızarana kadar tüm katları açılıp kabarana kadar yaklaşık 1 saat falan sürebilir pişireceğiz. Yine de fırınıza göre kontrol edin. Dediğim gibi fırınız hemen pişiriyorsa, yüksek ısıda çalışıyorsa, davul fırınsa asla denemeyin. Evet, baklavamız tam 1 saatte yavaş yavaş pişti. Şimdi fırından çıkardım. Hala çok sıcak. Şöyle hemen kuru kuru bir tanesini alıp nasıl ara katlarının açıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok sıcak, elimi alamıyorum.
Çatal alayım en iyisi. Bakın. Tüm katları bu şekilde tane tane açılmış. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişmiş olmalı arkadaşlar. Baklavanızın arası beyaz, üzeri kızarmışsa baklavanızın ortası hamur olur şerbetini verdiğinizde. Mutlaka fırınınızı bu şekilde ayarlayıp yavaş yavaş pişirmeye özen gösterin. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu şekilde pişmese baklavanız güzel olmaz. Şimdi eğer içi yumuşak, dışı hafif, üzeri hafif çıtır seviyorsanız şerbetini soğuttuk, baklava sıcak verebilirsiniz, dökebilirsiniz. Ama ben baklavanın tamamen çıtır çıtır olmasını ve ertesi güne de çıtır çıtır kalmasını istediğim için baklava şerbetim soğudu. Baklavayı da soğumaya bırakıyorum. Baklava da soğuduktan sonra şerbetiyle buluşturacağım. Ha, bu arada ufak parçalarımı da şu şekilde pişirdim. Onları da şerbetleyeceğim ve ev ahalisine yedireceğim. Evet, şimdi baklavamız soğudu. Şerbetimiz de zaten soğuk. O da ısısında, yani ikisi de şu an nötr. Şimdi şerbetini baklavamızın üzerine gezdiriyoruz. Evet, baklavamızı şerbetledik. Şimdi şerbetini çekmeye bırakalım. Yavaş yavaş çekecektir. İkisi de soğuk olduğu için. Ama çıtır çıtır harika baklavalarınız olacak. İsterseniz baklavanızı pişirmeden önce yağladığımız kısımda buzluğunuza atıp sonra çıkardığınızda bir 5-10 dakika dışarıda hafifçe çözdürüp daha sonra fırınlayıp pişirebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Veya fırında pişirdiniz, şerbetlemeden nem almayan kuru bir ortamda o kuru baklavayı bir hafta 10 gün kadar muhafaza edip yiyeceğiniz zaman şerbetleyebilirsiniz. Ama kesinlikle nem almayan kuru bir ortamda saklamalısınız. İsterseniz de bu şekilde hemen yapıp şerbetleyip iftara veya akşama veya misafirlerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şerbetini çekmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, baklavamızı şerbetini döktükten sonra çok fazla zamanım yok. 2 saat kadar beklettim. Hemen size şöyle bir tane alıp dokusunu göstermek istiyorum. Elimi alacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle çıtırtısını duymanızı istiyorum çünkü. Şöyle yakından göstereyim dokusunu, bakın. Her katı muhteşem kabarmış. Çıtır çıtır. İnanın yani bu baklavayı yedikten sonra hazır almak bile istemeyeceksiniz. O kadar güzel, çok lezzetli, harika bir ev yapımı cevizli baklava diyorum. Şimdi şöyle tabağıma bırakıyorum. Evet. Hemen şöyle çatalla çıtırtısını göstereyim arkadaşlar. İyi dinleyin. Bakın. Şahane bir baklava oluyor arkadaşlar. Bu kadar pratik yöntemle bu baklavayı yapmanız mümkün. Tek tek yufkalarla açmakla uğraşmayın diyorum. Mutlaka bu yöntemle yapın arkadaşlar. Zaten ay baklavasını deneyen arkadaşlarım bilir ne kadar pratik bir tarif olduğunu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şerbetini daha henüz tam çekmedi. Biraz daha birkaç saate daha ihtiyacı var iyice çekmesi için. Ertesi güne bile asla yumuşamadan çıtır çıtır kalan harika bir baklava oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.